Tek katlı da 28 tane doldurdum. Ha bir de tek katlı yaptın. Evet. Tek katlı dediğin ne? Yani bu ipi tek kat kullandım. Şimdi onu gösteriyorum. İpi tek kat kullanmış. Evet. Burada ipi çift bunda, kullandım. Ben bunu da çok beğendim. İpi tek kat kullanmada da. Bu da çok güzel olmuş. Bu da böyle ay daha baharlık hafif. Falan da çok güzel olur. Daha hafif. Evet. Bu kemere daha uygun olur. Ha bu kemerde çok daha iyi. Göstereceğim şimdi kemer gibi kullanımını. Burada ipin tek kat kaç dedin göbek? 28 tane doldurdum. 16 tane de yaprağı var. Kaç kere de çıkıyorsun bunları? İki kere de göbeği iki kere çıkıyorum. Bunda da iki kattan yapmış. Evet. Bakın biri böyle biri böyle. İpi iki kat. Aynen öyle. Evet. Anladım. Bu halkayı oluşturdum. Oluşturdun. Halkayı oluşturduktan sonra diğer ipime geçiyorum. Ben şu iki ipi karıştırdım. Biraz renk katsın diye bunda. Tamam. Yani bir herhangi bir tanesini bir yuvaya batırıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya ikili trabzan yapıyorum. İki tane trabzanı yan yana getirdikten sonra dört tane zincir çekiyorum. Yuvaları oluşturmak için. Hı hı. Tekrar hiç sıra atlamadan ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki. Şu yaprakların yuvalarını oluşturmak için. Hı. Evet. Bu sırayı böyle devam ediyoruz. 12 tane yuva olacak. 24 tane yaptığımız için. Bir dakika. Bunu tekrar anlata anlata yapsana. Şimdi iki tane zincir çektim. Evet. Yukarıya çıktım. Hemen yanına ikili trabzan yaptım. Tamam. Araya 4 tane zincir çekip tekrar ikili trabzan yaptım. Az sonra şunları dolduracağız. Evet, onları içine. Onları dolduracağız. Yani bilirler zaten seyircilerimiz. Bir papatya yaparken de önce onların papatyaların yuvaları. Yalarını oluşturmak için pat kısmını aşağıya, yalar kısmını yukarıya yapıyoruz biliyorsunuz. Böyle yaprak yuvalarını oluşturduktan sonra diğerine geçiyorum. Şu şöyle olacak. Tamam. Sonuncuyu yapacağım. Evet, sonuncuyu yapacağım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Kaç tane yuvam var şimdi burada? Evet, çok yakındayız. Yavaş hareket et. Evet. Bunda 16 tane var. Evet. Kapatıyorsun şimdi. Kapatıyorum. Pardon, 14 tane var. Evet. Bunun arasına bir sık iğne yapıyorum. Tamam. Ya, bir tane daha bir sık iğne yapıyorum. Yürüttün. Evet, ipimi yürütmek için. Sonra üstüne alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Evet. Ha, baştakiler ikili. Kısa, evet. Kısa. Ortadakiler 3 tane üçlü. Güzel. Sonra tekrar ikili trabzan yapacağım. İki tane. Şimdi hepimiz şu papatyalarda biliyoruz. Başlarında kısa çekeriz şuraya. Buralarda uzun çekeriz. Evet. Hatta ben böyle bir şey yaptığımda ama bu seninki daha iyi olmuş. Uzun uzun olmuş. Şu başlarına bir sık iğne. Evet. Sonra ikili trabzan, sonra üçlü trabzan diye yaparım. Ama burada form çok güzel olmuş. Evet. Sonra ikili trabzanı yaptıktan sonra tekrar bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Yapıyorum. Başta da sonda da. Tamam. Sonra bu ikisinin arasına tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar öbürüne geçiyorsun. Yine tekrar sık iğnemi yaptıktan sonra iki tane ikili trabzan ve böyle yapraklarım oluşuyor. Ha var sende de o şeyler. Tabii var var. Başında ve sonunda sık iğneleri yapıyor. Ama şu şöyle ayaklı ayaklı düşmüş ya senin şeyler. O çok hoş olmuş. Şey biraz uzun tutuyorum ya Derya Hanım. Şimdi şöyle tutuyorum bakın. Evet. Evet. Uzun uzun tutuyorum. Trabzanlarımı yaparken kısa tutmuyorum. Ben de uzun tutmayı severim. Evet. Onun için çok güzel düşüyor. Onun için yumuşak oluyor hem de. Şimdi ben bir de şunu şöyle kemer gibi bir bakacağım. Ama bir güzel yerleştirmek lazım. Kemerde de bir iki tane kısaltmak lazım. Evet. Oldu mu kemer gibi? Göremiyorum. Erkan sen gelince ayna gibi göreceğim. Evet yani olabilir. Birkaç motif eksilecek. Ölçe ölçe gidersiniz. Yani şuradan diyelim ki bir kancası olsa bunun. İki tane aşağı doğru sarkısa değil mi? Hatta üç tane sarkısa aşağı doğru. Çok hoş, güzel bir elbisenizin üzerine bunu yapabilirsiniz. Bu tek katlı olan, onu da takacağım. Bu bir de ne olur biliyor musunuz? Diyelim ki evde bir ceketiniz var, yakasız. Hani hakim yaka dediğimiz bir ceketiniz varsa, onun kenarına bunu bordür gibi geçebilirsiniz.
iki kattan yapıp sadece ortalardan tuttura tuttura şuraya mesela şöyle şöyle. Bak Erkan, şöyle bordür gibi bir hırkanın şöyle etrafını dolanabilirsiniz. Bir tık daha küçük olabilir belki. Sizin hırkanın şeyi zaten o beyaz hırkanın gibi, yani aynı çiçek değil ama anlattığınız şey o beyaz hırkaya da öyle yaptık. Bordür gibi geçtik şu çiçekleri. Sadece çiçek farklı. Onu örecek mürvet burada. Biraz daha dedim hani bahara doğru olsun. Mürvet'in bir tane de şurada getirmiş bu kaza. Bunu yapalım gibi bir şey demiştin de ben hani yeni yıl üzeri hediye olsun diye, bu da çok güzel. Bunu yapalım mı, ister misiniz Mürvet yapsın mı? Şöyle yaz Mürvet, farklı olmuş bu da. Farklı, kollarını biraz genişlettim uca doğru. Evet şöyle olmuş. Yani etek uçlarındaki dantelini farklı yaptım. Bakın çok güzel. Bunu yapalım dedi. Hani ben dedim ki Mürvet'e hediye verilecek. Evet. Herkesin aile bütçesine katkıda olan, katkı olacak bir şey olsun diye düşündüm. Şimdi şalından da bahsedeceğim değil mi? Onu bir bitirelim. Evet, bunun eklemesini de göstereyim. Göster, nereden ekliyorsun? Şimdi onu merak ettim. İki tane ikiliği yaptım. İki tane üçlüyü yaptım. O ortadaki üçü de, üç tane üçlü yapıyoruz ya. Evet. Bunun tam ortasından şöyle alıyorum. Buradan içinden geçiriyorum. Bir tane üçlü yapıyorum. İki tane ikili yapıyorum. Bu bir yaprağı eklemiş oluyorum. Bir yaprak daha ekleyeceğim. İki tane ikili yapacağım. Bir tane üçlü. Bir tane daha üçlü. Şimdi buradan ekliyorum. Tamam. Şunu merak ettim. İkisi nasıl böyle üst üste? Onu bunu da dikiyor musun? Dikiyorum. Evet. İğneyle dikiyorum. Göstereceğim. Şurayı. Evet. Evet. Bir tane daha motif yani varmış. Var. Tipi. Hazırladım. Şimdi bakayım. Böyle eklendi. Şimdi bu eklendi. Bu da eklendi. Evet o da eklendi. Şimdi bunun renklerini kendim ayarlıyorum. Şimdi bu ikisi hemen aynı. Hemen aynı. Onun için bunu ne yapıyorum? Böyle çeviriyorum. Aa, çok güzel. Çok güzel. Bu tamam değil şu anda. Evet bu tamam evet. Değil. Nasıl şuradan, dikiyorsun? Şuradan şöyle yarısını alıyorum. İğneyi şuradan şöyle geçiriyorum. Bu arada demin Şerife Hanım'ın yaptığı şeyi dükkanda çok beğenmişler. Mürvet sen de dikiş işlerinden anlıyorsun. Evet, beğendin mi? Beğendim. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok iyi bir güzel. Fikri yok mu? Çok iyi bir fikir. Böyle bu kadar. Tamam. Böyle böyle de dikiyorsunuz. İki, evet. Ondan sonra uçlarına. Uçlarına en ucuna. Evet istediğiniz kadar zincir çekip şey biraz daha uzun biraz tabii. Daha kısa nasıl isterseniz yaparsınız. Beğendiniz mi, sevdiniz mi? İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Bunu mesela yeni yıl üzeri kendime takmak için yapacak olsam ben kırmızı. Bir siyah yaparım altına. Mutlaka ki siyah bir şey giyiliyor. Üstüne kırmızı olabilir. Tabii üstüne tek renk de dolu. Lame, dore tabii. İçinde veya simleri olan bir ikinci gül yaparım. Ortalarını da simli iple yapıp kenarlarını düz renk bir iple yapabilirler. O da olur. Veyahut da ortasını düz yapıp kenarlarını pullu bir iple yapabilirler. İşte burada hayal gücü evet. Yani ben daha giriyor. Çok ebrullerle uğraştığım için. Evet bir de o renklerle çok iyi oynuyor. Mürvet'in büyük özelliklerinden bir tanesi. Ama Mürvet incesini de çok beğendi. Evet incesi. Ya aslında bunu yapmamın sebebi hem bu biraz şey ince kaldı hem de araya renk katmak istedim. Şu renkleri sonra bununla katmadım mesela. Bu sadece bir evet. Tane ip. Çok güzel. Bunda iki tane ip var. Bunun iki fonksiyonu tane başka, tabii. Bunun fonksiyonu evet. Başka. Çok güzel olmuş.